Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hepinize hayırlı günler bu arada. Size sır gibi sakladığım doğal bir karışımımdan bahsedeceğim. Bir sene oldu, ben bunu kullanalı kendim yaptım. Kendime deneyerek yaptım bunu, bu karışımı. Herkesten sakladım sır gibi. Hem biraz zaman geçsin istedim. Belki dedim hani, belki bir zarar olur, belki bir şey olur. Ben bir seneden beri kullanıyorum. Kardeşlerim kullanıyor, çocuklarım kullanıyor. Hepimiz biz bunu kullanıyoruz. Çok da faydasını gördük arkadaşlar. O yüzden hepinize tavsiye ediyorum. Hele de böyle bir günde, böyle bir zamanlardan geçiyoruz ki, öyle bir kötü zamanlardan geçiyoruz ki, herkesin evinde bulunsun. Sizlerle paylaşayım doğal karışımımı. Çok faydalı. Boğazım acıyor. Gidiyorum hemen bir kaşık içiyorum. Yemek, çorba kaşığıyla bir kaşık hemen içiyorum. Boğazım ağrısı gidiyor. Boğazım yanıyor. Öksürük var. Hemen gidip bir kaşık içiyorum. Çok iyi geliyor. Geçiyor. Vücutum ağrıyor. Yorgunluk hissediyorum. Gidiyorum bir kaşık içiyorum. Hemen iyi geliyor. Gerçekten her şeyde hemen koşarak buna koşuyorum. Başka hiçbir ilaç kullanmıyorum arkadaş. Hiçbir şey kullanmıyorum. Bu doğal karışımından içiyorum bir çorba kaşığı. Öksürük, yorgunluk, boğaz yanması, halsizlik her şeyi alıp götürüyor. Bünyeyi güçlendiriyor. İçinde zencefil var, zerdeçal var, bal var, elma sirkesi var. Bunlar var ya, hepsi bir araya gelince süper bir karışım oluyor. Bünyeyi öyle bir güçlendiriyor ki asla hastalığına izin vermiyor. Yok ediyor onları. O yüzden size yapıyorum. Bakın, ben bunun patentini almak istedim. Böyle bir zamanda da kimse uğraşacak, kimsenin şeyi yok. Yani kime diyeyim, ne diyeyim böyle, kimin yanına gideyim? Korkuyorum zaten. Böyle bir şey de bilmiyorum artık arkadaşlar. Gidilmiyor da yapılmıyor da o yüzden dedim paylaşayım arkadaşlarla. Herkesin haberi olsun. Herkesin evinde bulunsun. Bak bana dua edersiniz. Hadi gelin şimdi geçerim karışımımızı yapmaya. Beraber yapalım. Ben bundan 10 kilo yaptım. İkişer kilo kardeşlerime verdim. Hep İstanbul'dalar. İstanbul'a götürdüler. 2 kilo da kendime ayırdım. Şimdi gelin yapalım. Beraber. Daha önceden yaptığım buna oldu 3-4 ay oldu. Böyle yapıyorum ben. Şişelere de koyuyorum. Şöyle güzelce çalkalayacağım içini. Yemek kaşığıyla içim. 3 saatte bir içerseniz var ya hasta olduğunuz zaman süper bir şey. Bak şimdi şöyle balımız var canlarım. 1 kilo kadar balımız var. Bu süzme bal. Bu bizim kendi balımız. Bala dikkat edin. Bal şey olsun, şöyle kaliteli olsun, organik olsun. Yani tanıdığımız, bildiğimiz birilerinden alın. Bu organik bir bal. Bizim kendi balımız. Bu elma sirkesi yarım çay bardağı. Yine kendimin. Kendim yapıyorum elma sirkesini. El sirkesi. Şöyle içme suyu. Musluk suyu değil, içme suyu olacak. Yarım çay bardağı içme suyu. Yarım çay bardağı elma sirkesi. 1 kilo kadar sızılmış bal. 3 yemek kaşığı zencefil, 3 yemek kaşığı zerdeçal. Zerdeçal ve zencefiller. Gördüğünüz gibi 3 yemek kaşığı biri, 3 yemek kaşığı biri. Şimdi balımızı boşaltıyorum arkadaşlar. 1 kilo balımızı boşaltıyorum şeye, kabımıza. Gerçekten deneyin. Ben bundan 10 kilo yaptım. Kardeşlerim götürdü 2'şer kilo. Öyle biz bunlarla ayaktayız. Çok faydalı. Bana dua edersiniz. Şimdi canlarım. Zerdeçalı atıyorum içine. 3 yemek kaşığı. Şöyle bir karıştırayım zerdeçalı. Zencefil de katayım içine. Bu da 3 yemek kaşığı. Bunları böyle güzel karıştırıyorum arkadaşlar. O kadar faydalı ki, bünyeyi o kadar güçlendiriyor ki, bir görseniz hastalık falan olmuyor. Her derde deva diyeceğim neredeyse o derece. Patentini almak istedim, alamadım canlarım. Kime gideyim böyle bir zaman, kimin yanına gideyim? Adam korkuyor her şeylerden, birbirinin yanına yaklaşmaya korkuyor adam, bir yerine gitmeye korkuyor. Bir sene oldu işte ben bunu kullanalı. Bir seneden beri biz bunu kullanıyoruz. 11 ay oldu yani. Tam bir sene olmadı da 11 aydan beri kullanıyorum ben bunu. Çocuklarım kullanıyor. Kardeşlerim kullanıyor. Annem babam kullanıyor. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi şöyle suyumuzu koyuyorum. Yarım çay bardağı.
Yarım çay bardağı da sirkemi koyuyorum. Ev sirkesi, elma sirkesi. Bunları böyle sulandırıyorum canlar. Güzelce şurup kıvamına getiriyorum. Sıvı bir hale gelecek bu şimdi. Karıştıra karıştıra. Bunu şey yapacaksınız. Oda sıcaklığında bırakacaksınız. Dolaba koymayacaksınız. Bu ne kadar beklerse, ne kadar mayalanırsa o kadar faydası daha çok oluyor arkadaşlar. Sizlere işte söylediğim bu. Yapın, sakın bırakmayın. Geçen akşam saat 2. Bir hastalanmışım. Ay yanıyorum ateş gibi. Elim, ayağım. Dedim ki kalkayım da dedim. Şu elimi yüzümü bir soğuk suyla yıkayın. Bundan 2-3 ay oldu tabi. Tam yataktan kalkacağım. Allah'ım bu neyin nesi? Bir ısıtma. Tir tir titriyorum. Üşüyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacağımı şaşırdım. Tir tir titriyorum. İlaç içeceğim. Yani şeyi... Karışım içeceğim. Doğal karışım. Bunu içmeye gideceğim. Ama gidemiyorum titremekte. Sonra yattım yatağa. Tir tir titreyerek uyumuşum. Bir ara bir uyandım ki sucuk gibi terlemişim. Böyle bir ter bir ter. Titremek ter. Ondan sonra kuru öksürüp böyle öksürdükçe içimden böyle acı şeyler geliyor. Böyle ciğerim acıyor öksürdükçe. Beynim acıyor. Eklemlerim ağrıyor. Dedim ki aha ben koronayım. Ben korona oldum anlaşıldı. Hemen ne yaptım arkadaşlar? Hemen bu doğal karışımıma gittim. Hemen bir çorba kaşığı içtim. Yattım tekrar. Saat oldu 6. O yanma, o acı biraz şeytmiş. Öksürük şeytmeye başladı. Teklemeye başladı. Sonra gittim. 3 saat sonra bir daha içtim. Ve o gün üstümde bir böyle kırgınlık. Hiç yataktan çıkmadım. Yattım hep. Sonra arkadaşlar... Tekrar gün 3 saatte bir içtim bunlardan. 3 saatte bir içtim. 3 saatte bir çorba kaşığı içtim. Ertesi gün Türk gibi oldum. Kalktım ertesi gün. Yemeğimi de yaptım. Çayımı da yaptım. Her şeyimi, ekmeğimi de yaptım. Hiç hasta, sanki o hasta olan ben değilim. O yataktan kalkamayan ben değilim sanki. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şöyle bir de kavanozum var. Şunu da şöyle koyalım ki. Böyle böyle ben yapıyorum şişelerle. Hiç evimden eksik olmuyor. Bu benim can dostum. Öyle günlerden geçiyoruz ki. Kendimizin her şeyi olmamız lazım. Kendimizin her şeyi arkadaşlar. Her şeyi. Şimdi şöyle bir de su şişem var. Bakın canlarım. Böyle su şişesine şey yapıyorum. Şöyle biraz koyuyorum bundan. Çok doldurmuyorum bunu. Biraz fazla oldu. Şunu azıcık alalım şundan. Ha şöyle bak. Bu kadar dolduruyorum bu şişemi. Bu su şişemi canlarım. Şunu şöyle bir koyalım ilk önce hepsini bitirelim. Aman israf yok, israf yok. Bu çok değerli. Çok değerli, israf etmek yok. Sır gibi saklıyordum bu karışımımı arkadaşlar. Sır. Sır gibi saklıyordum. Baktım ki etraf çok kötü. Dedim ki herkesin evinde bulunsun. Şimdi ben bunu alıyorum canlarım. Hasta olduğum zaman. Hemen şöyle bir çalkalıyorum. Bunun dibine doluyor hepsi birikiyor. Ondan sonra şöyle bu çok pratik oluyor. Güzel oluyor. Bunu böyle güzelce çaladıktan sonra hemen ne yapıyorum? Şöyle bir çorba kaşığı içiyorum. Kendime geliyorum arkadaşlar. Deneyin. Herkesin evinde bulunsun. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi şişemizi yaptık. Bu oda sıcaklığında kalacak. Dolaba koymayın. Ne kadar mayalanırsa o kadar daha çok faydası çok oluyor. Daha çok etkisi oluyor. Böyle işte dediğim gibi su şişeniz falan varsa böyle koyun. İçeceğiniz zaman hemen böyle bir çalkalıyorum güzelce. Ondan sonra kaşığa koyuyorum. Hatta yanınızda bir tane içeyim. Okuldan geldim. Ne olur ne olmaz. Bir içeyim şöyle de arkadaşlar siz de görün. Boğazdaki
her şeyler alıyor götürüyor arkadaşlar. Boğaz'da asla böyle iltihap miltihap olmasına izin vermiyor. Bünyeyi güçlendiriyor. Ondan sonra seni var ya, o kadar dinç yapıyor ki anlatamam. Hastalıklar izin vermiyor gelmesine. O yüzden hepiniz evinizde bundan bulunsun. Benden söylemesi, benden size bir abla tavsiyesi. Ben bunu bir seneden beri kullanıyorum. Kardeşlerim, yeğenlerim, çocuklarım, annem, babam, hep biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir sene oldu. Bir sene olmadıktan sonra kimseye ne günahına gireyim ne bir şey edeyim dedim. Kimseye şey etmedim, vermedim bunun tarifini. Sır gibi de saklıyordum. Bir seneden beri biz kullanıyoruz bak. Çok faydalı. Hepinize tavsiye ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Öyle bir hastalık var ki hele de bizim Karadeniz bölgesi. Lütfen evinizde bulundurun. Bak bana dua edeceksiniz. Çok faydalı. Öksürüyorum. Boğazım yanıyor ya. Öksürük var ya, hemen gidiyorum bir kaşık içiyorum yemek kaşığına. Böyle bunu böyle çalkalıyorum hemen. Hemen bir kaşık içiyorum. 3 saat sonra bir daha da. Hemen yok oluyor gidiyor. Bakıyorum şimdi kendimi dermansız mı hissediyorum. Elim kolum kalkmıyor böyle. Çok halsiz. Hemen bir kaşık içiyorum gidiyorum. Çok iyi geliyor arkadaşlar. Kuru öksürük var. Öksürüyorum kuru kuru. Hemen gidiyorum bir kaşık içiyorum. Çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani size saymakla bitiremiyorum. Ben bunları hep denedim. Bir seneden beri de deniyorum. Garantisi benim. Bak bir seneden beri ben bunları kullana kullana. Çocuklar da kullanıyor. Benim çocuklar, annem babam da dediğim gibi kardeşlerim de. Hepsi çok memnun. Siz de kullanın, evinizde bulunsun. Böyle zamanda kendi kendimizin her şeyi olacağız arkadaşlar. Hepinize sonsuz sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.